Suna Selen, o doğduğunda takvimler 1 Temmuz 1939'u gösteriyordu. İstanbul Beyoğlu'nda dünyaya gelen Suna, avukat Hüsamettin Bey ve Nimet Hanım'ın kızıydı. Önemli bir ailenin ferdiydi. Öyle ki yeni 50 Türk lirasının arka yüzündeki Türk edebiyatının ilk kadın romancısı Fatma Aliye Topuz Hanım, Suna'nın anneannesiydi. Ama Suna anneannesini hiç görmemişti. Çünkü annesi Nimet Hanım kendi annesi vefat edene kadar evlenmeyi hiç düşünmemişti. Suna annesi 36 yaşındayken dünyaya geldi. Selen aynı zamanda Ahmet Cevdet Paşa'nın da torunuydu. Suna 1945 yılında Taksim 43. İlkokulu'na kaydoldu. Çocukluğundan itibaren hayali ressam olmaktı. Bir gün gazetesinden Derya Aydoğan'a verdiği röportajda bu isteğini şöyle anlatmıştı. Bir gün yine ben çok hasta yatarken annemin bir arkadaşı bize geçmiş olsuna geldi. Bana bir defter, boya kalemleri ve silgi getirdi. Ben de oturdum, o deftere bir şeyler çizdim. Sonra birdenbire evdekilerin hepsi "Aa ne güzel olmuş" diye başıma toplandı. Sonra gelen herkes resimlerimi görmeye geldi. Birdenbire çok ilgi gördüm ve benim kafamda bir tek şey oluştu. Ressam olmak, ressam olacağım diye koydum kafama. Suna Selen lise öğrenimini Atatürk Lisesi'nde tamamladı. Burası ilk kurulan Anadolu Lisesi'ydi. Lise eğitimi devam ederken bir yandan da Beşiktaş Belediye Konservatuarı tiyatro bölümüne devam etti. Bu eğitimi almasını ona okuldaki öğretmenleri önermişti. Çünkü ondaki yeteneği görmüşlerdi. Ailesi ise başta bu duruma sıcak bakmıyordu. Çünkü kızlarının hukukçu olacağından eminlerdi. Yazıhanelerini kızlarına devretmek için gün sayıyorlardı. Ama konservatuara giderse düzgün konuşmayı öğrenir, davalarda hakimleri etkileyebilir diye bu eğitimi almasına izin verdiler. Oynadığı ilk oyunda Cinderella'nın kötü kalpli kardeşini oynamıştı. Bu dönemlerde bıyık takıp Timurlek rolüne çıkıp erkek kılığına girmişliği bile vardı. 1956'da ailesinin isteği üzerine hukuk eğitimi almaya başladı. Çünkü babası da dedesi de hukukçuydu. Oysa Suna'nın asıl isteği ressam olmaktı. Hukuk okurken bir yandan da Dormen Tiyatrosu'nda çalıştı. Bir yıl sonra hukuk eğitimini yarıda bırakarak İstanbul Güzel Sanatlar Akademisi'nde resim öğrenimine başladı. Eğitimine devam ederken 23 Şubat 1957'de ilk evliliğini Cevat Şakir Kabaağaçlı'nın yeğeni ressam Cem Kabaağaçlı ile yaptı. Bu evlilikten Derya Simkurt Kabaağaçlı adında bir çocuğu oldu. Bir güne verdiği röportajda hukuk okumaya başladığı süreci ve evliliğinin nasıl gerçekleştiğini şöyle anlatmıştı. "Ben hukuka gittim tabii ki, oraya yolladılar. Bir sene okudum. Ne zaman bir şey yapmak istesem 18'ine gelince diyorlardı. Ben de 18'ime girince akademinin imtihanına girdim. 3 kişi alıyorlardı ama kazandım. Evde kıyamet koptu. Çünkü o zamanlar akademililer şimdi son derece normal olsalar da çoraplarını yırtarlardı, Beyoğlu Caddesi'nde gezerlerdi. Akademiyi kazanmam hoşlarına gitmedi. Eğer sen avukat olmayacaksan biz de o zaman seni evlendirebiliriz" dediler. Neyse ben de o sırada zaten flört etmek ne demek onu merak ediyorum. Biz Büyükada'daydık genelde her yaz. Bir de orada tanıştığım genç bir delikanlı vardı. Bunlar iki aile konuştular, anlaştılar. Kayınvalideme sordum. Ben evlenebilirim ama siz beni akademiye yollar mısınız diye. O da tabii yollarız kızım dedi. Söylediğine göre ilk evliliğinde 30'dan fazla kez aldatılmıştı Suna. Ama nedendir bilinmez uzun bir süre sineye çekti bu durumu. Evlendikten sonra akademiye devam ediyordu. Ama hamile kalınca devamsızlıktan sınıfta kaldı. Haliyle okuldan ayrıldı. Aynı dönemlerde Dormen Tiyatrosu'ndaki ilk profesyonel rolünü oynayamadan bıraktı. Teyzesi adlı komedinin temsiline 10 gün kala sahneye çıkmaktan vazgeçti. Aradan birkaç yıl geçtiğinde Suna'nın kayınpederi vefat etti ve aile ciddi bir sarsıntı yaşadı. Suna da çalışmak istediğini söyledi. Bildiği en iyi şey tiyatro yapmaktı. Ama tiyatroya öyle kolay giremezdi. Radyoda spikerlik yapmaya başladı.
O dönemlerde bir de tiyatro teklifi gelince sahnelere geri döndü. Profesyonel tiyatro yaşamına 1959-1960 sezonunda Şafak'ta gelen kadın oyunuyla başladı. Aynı sezon Gökteki Kaldırımlar komedisindeki rolüyle kısa zamanda tiyatro seyircileri arasında tanınır hale geldi. Oyunculuğa devam ederken Edebiyat Fakültesi'nde felsefe bölümüne kaydolup orada bir süre eğitim gördü. Tüm bunlar yetmezmiş gibi Olgunlaşma Enstitüsü'nde mankenlikte yapıyordu. 1.70 olan boyu ve düzgün fiziğiyle podyumda kuğu gibi süzülüyordu. 1960 yılında Gecelerin Ötesi ve Izdırap Çocuğu gibi filmlerle kamerayla da tanıştı. Oda Tiyatrosu'nda sahnelenen bir oyun sırasında Metin Erksan keşfetmişti onu. Temsilden sonra gelip yapacağı filmde oynamasını teklif etmişti. Suna önce vakti olmadığını söyledi ama Metin Erksan'ın ısrarları sonrası kabul etti. Bulvar Tiyatrosu'nda çalıştığı dönemlerde halen evliydi. O günlerde Münir Özkul'la tanıştı. Bir yıl kadar dostça çalıştılar. Aralarında hiçbir yakınlaşma olmadı. Bir yılın ardından Suna eşinden boşanmıştı ve Münir'le Leyli'nin Ömrü diye bir oyunda beraber oynuyorlardı. Bu oyunda kız ressama aşık oluyordu. Suna rolüne kendisini öyle kaptırmıştı ki gerçekten aşık oldu Münir'e. Sadece aşk da değildi onlarınki. Aynı zamanda çok da iyi arkadaşlardı. İlişkileri 6 yılı evli olmak üzere 14 yıl kadar sürdü. Bu birliktelikten kızları Güner Özkul dünyaya geldi. Münir Özkul'un alkol problemi vardı. Hatta Sunay'la tanıştıklarında alkol tedavisinden yeni çıkmıştı. Usta oyuncu Münir Özkul'un yıllar önce gazeteci Celalettin Çetin'le yaptığı bir röportajda "Alkol problemim vardı, bu nedenle üç karımı da öldürmek istemiştim" dediği ortaya çıkmıştı. Suna Selen bunları yalanlamıştı elbette. Selen, Posta'dan Alev Gürsoy Cimin'e verdiği röportajda Münir Özkul'la ilgili şunları söylemişti. "Asla incitmedi, yaralamadı. Alkol onun problemiydi. Başkasına zararı yoktu. Bununla kendi mücadele ediyordu. Tatillerde kendini kapatıp hastaneye yattı. Tedavi de gördü ama bir kez olsun tiyatro perdesini kapatmadı. Sahneye bir kez bile sarhoş çıkmadı. Bunlar çok kıymetli. Ses tonunu bir gün olsun yükseltmedi, dövmedi, sövmedi. Benim için değil, onun için zordu. Hastanelerde yatan oydu. Tam 3 ay yattı. Çapa'dan İstiklal Caddesi'ne hep yürürdüm. Malum paramız yok ama hiç zoruma gitmezdi. Spor olarak düşünürdüm. Münir'le yokluğu bile keyifli hale getirirdik. Benim iyi bir anne olduğumdan daha iyi bir babaydı. Müthiş sevgi verirdi. Sevginin, hatta aşırı sevginin gücüne inanırdı." Suna ve Münir'in her şeye rağmen mutlu bir evlilikleri vardı. Ama Münir Özkul'un eski eşi Şadan Hanım'ın bu evliliğin bitmesine sebep olduğu söyleniyordu. Suna'nın anlattıklarına göre Şadan Hanım Münir Özkul'a "Benden boşandın, ondan da boşan" demişti. Münir de eski eşine kıyamayıp Suna'dan boşanmıştı. Bunun gerekçesi de o hanımdan iki çocuğu olmasıydı. Hatta inanması çok güç ama Şadan Hanım, Münir Özkul'a kızına "benim adımı koy" dediği için Suna ve Münir'in kızının adı Şadan Güner olmuştu. Gerçekten hayli ilginç bir evlilikti. İlk eşi tarafından defalarca kez aldatılan Suna'yı Münir Özkul da aldatmıştı. Alev Gürsoy Cimin'e verdiği röportajda bu ihanet hikayesini şöyle anlatmıştı Suna. "Beni bir kez aldatmıştı. Özel tiyatrodayken beni Anadolu'ya turne bağlamaya yollamıştı. Mühendis bir arkadaşı vardı. Ben yokken onunla kalırdı. Turneyi bağlayıp dönmüşüm. Heyecanla ona rapor vereceğim. Arkadaşının evini bilmiyorum ama ev telefonunu biliyorum. Telefonu bir türlü açmıyorlar. Bir şekilde evi öğrendim. Mühendis arkadaşı bana kapıyı açınca şok oldu. Salonun ortasında bir yer yatağında bizimki yatıyor. Hem de yanında bizim tiyatrodan benim de tanıdığım bir hanımla beraber. Şaştım kaldım. O da beni görünce kıpkırmızı oldu. O zamanlar silikonlar yoktu. Kadınlar göğüsleri şişkin olsun diye sütyene çorap dolduruyordu. Ben göğüsleri sahte mi değil mi diye kontrol ediyordum" dedi. "Tabii kapıyı çarpıp çıktım." Suna Selen 1974'te biten bu evliliğin ardından 1975 senesinde Güner Sümer'le evlendi ve Sinan Sümer adında bir oğlu oldu. İlk evliliğini "evlen dediler, evlendik" diye tanımlayan Suna, ikinci evliliğini "benden yaşça büyük birini anlamaya çalışıyordum" diye özetlemişti. Güner Sümer'le olan evliliği içinse
aşık olduğum tek erkek diyordu. Birkaç yıl süren evliliğin ardından Suna evliliğe bir daha sıcak bakmadı. Bu arada sanat yaşamında da başarılı adımlarla ilerliyordu. 1960'larda 20'ye yakın filmde oynayan Suna, 70'lerde 25 civarı film için kamera karşısına geçti. Oynadığı filmler hep kaliteli filmlerdi. Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler, Cinderella Kül Kedisi, Kerem ile Aslı, Bir Millet Uyanıyor, Kezban, Yetimlerin Ahı, Yedi Kocalı Hürmüz, Gurbetçiler bu filmlerden sadece bazılarıydı. Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler filminde canlandırdığı kötü kraliçe rolüyle hafızalara kazınan büyük karakter oyuncusu Suna Selen, güzelliği, mimikleri ve yeteneğiyle sinemamızın en önemli oyuncularından biri olmuştu. 80'li ve 90'lı yıllarda da sayısız projede yer alan usta sanatçı halen oyunculuk kariyerini aktif olarak sürdürüyor. Son yıllarda Sihirli Annem, New York'ta Beş Minare, Hayat Devam Ediyor, Güllerin Savaşı, Bizim Hikaye, Kızım gibi yapımlarda rol aldı. Şimdilerde 3 kuruş dizisi için kamera karşısına geçen sanatçı, yaşına rağmen oyun gücüyle kendisine hayran bırakıyor. Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler filmindeki cadı rolüyle 1971 Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde, Cazibe Hanım'ın Gündüz Düşleri filmindeki Firuzan rolüyle Ankara Film Festivali'nde en iyi yardımcı kadın oyuncu ödülünü aldı. Gönderilmemiş Mektuplar filmindeki Elmas rolüyle ise en iyi kadın oyuncu ödülüne layık görüldü. Zincir Bozan filminde Rahşan Ecevit'i canlandırdı. Sanatçı uzun sanat hayatı süresince oyunculuk mesleğine kazandırdığı saygınlık nedeniyle 2016 yılında İsmet Küntay Tiyatro Ödülleri kapsamında ilk kez verilen Yaşam Boyu Nadide Küntay Ödülü'ne layık görüldü. Acısıyla tatlısıyla bir Suna Selen geçti Yeşilçam'dan. İyi ki de geçti.